insanların Kur'an okurken hangi amaçla okudukları ne kadar önemli? Ya tabii şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim hani Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'te indiğinden bahseden ayet-i kerimede de açıkça ifade edildiği üzere insanları hidayete götüren bir kitap. Yani en birinci özelliği, birinci vasfı bu. Huden linnâs. Bir hidayet Evet. kaynağı olması. Dolayısıyla insanlığın öncelikle Kur'an-ı Kerim'in bu yönden istifade etmesi gerekir. Hatta Kur'an-ı Kerim'i mucize kılan en temel vasıf da burada yatar. Yani birbirini kesen, boğazlayan, hak hukuk tanımayan, aşırılıkta, kabalıkta, sertlikte, hukuk tanımazlıkta zirve olan bir nesli almış, 23 sene zarfında ideal bir nesil haline getirmiş. Sahabe Büyük efendilerimizi bir başarı büyük bir gerçekten. başarı. Dolayısıyla en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'in insanlık üzerinde oluşturmuş olduğu bu dönüşüm. Değil mi? Evet. Dolayısıyla öncelikle olarak Kur'an-ı Kerim'in bu yönüne bakmamız lazım ve Yani bizim hayatımıza zulmetten nura tabii bizim çevirmesi. hayatımıza nasıl yön verecek? Biz yanlışlardan Kur'an sayesinde nasıl kurtulabiliriz? Kötü alışkanlıklarımızı, kötü davranışlarımızı iyiye tebdil etmede, dönüştürmede Kur'an bize nasıl rehberlik sunabilir? Bundan istifade etmek. Öncelikle bizim Kur'an'la ilişkimiz bu boyutta olmalı.